yaptığınız konuşmada arka arkaya iki kere küfürlü bir sözcük kullandınız. Bir siyaset adabı açısından bu sözlerinizin siyaset adabına ne kadar yakıştığını sormuştuk. Aynı soruyu size sorayım efendim. Ben öncelikle soruyu bana yönetmiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Zira ne Ayla Hanım ne de başka hiçbir kimse benim kullanmış olduğum bir tabirden şüphesiz ki sorumlu değildir. Kullanmış olduğum bütün tabirlerin, bütün değerlendirmelerin sorumluluğu hiç kimsenin şüphesi olmasın ki şahsıma aittir. Ben konuşmayı yaparken orada bulunan kitle iletişim araçlarına ve halkıma hitabı gerçekleştirirken kendilerine açık ve net bir dille şunu söyledim. Lütfen benim tabirimi bağışlayın. Lütfen üslubumu bağışlayın. Ama bu üslubu artık kullanmak şart oldu dedim. Ve ondan sonra da kullandım. Üslubumun da Sayın Akar, emin olun ki arkasındayım. Emin olun. Niye derseniz, niye arkasındayım, niye bu üslubu kullanıyorum? Bakın, 3 aydır bu ülke bir süreçten geçiyor. Ve biz burada yerelde siyaset yürüten insanlar olarak canımızla, dişimizle, tırnağımızla siyaset konuşsun, silah konuşmasın diyoruz. Aman ha, silah konuşmasın diyoruz. Biliyorsunuz parlamenter grubumuz bir karar aldı. Sineği millet dedi. Bunun ülkeyin içerisine getireceği süreci hepimiz aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk. Ve en nihayetinde yine sağ duyunun sesi yine demokratik siyasete olan inançla bir kere daha sineği mezit dedik. Sayın Baydemir, ben müsaadenizle buyurun tamamlayın lütfen. Hangi akıl ve mantıkla siyasilerin hani halkın özgür iradesiyle seçilmiş olan 16 belediye başkanının bunun 17 belediye başkanı olduğu, bunun onu aşkını halen görevleri başında. Gözaltına alıyorsunuz ve açık söylüyorum, siz diyorsunuz ki bu otorite bunu gerçekleştiren kesin diyor ki siyaset konuşmasın, silah konuşsun diyor. Sayın Baydemir, ben partinizin, kendi siyasi inanışınızın bir haksızlığa uğradığınız ve bu haksızlığı dile getirmek, kendi tabağınıza dönük böyle bir mesaj vermek ihtiyacınızı anlayabiliyorum. Benim sormaya çalıştığım şey şu efendim. Siyaset bir üslup sanatı aynı zamanda. Bir açılım sürecinden söz ediliyor. Bu açılım sürecinde demokrasiye gelişim ve katkı. Evet. Bu size ne kadar yakıştı Sayın Baydemir? Siyaset sorunlara çözüm bulma aracı. Aynı nedenle soruyorum efendim. Lütfen şunu artık görmenizi istiyoruz. Sayın Akar, lütfen şunu görün. Bakın, Ankara'da bir parlamenterimiz trafik polisleri tarafından yolu çevriliyor. Ve 2 gündür sizin televizyon kanalınıza dahil olmak üzere 2 gündür bütün kitle iletişim araçlarımız ya bir milletvekilleri nasıl bu yapılır programları yapılıyor. Allah aşkına 16 belediye başkanım benim şu anda gözaltımda. Ve ben iddia ediyorum onların suçu neyse benim suçum da odur. Ben bir kez daha söylüyorum. Lütfen devlet aklı kimse lütfen provokasyondan vazgeçmelidir. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Bırakın siyasetçiler, bırakın Baydemir'de dahil olmak üzere, bırakın Erdoğan'da dahil olmak üzere, bırakın Ahmet Türk'te dahil olmak üzere hepimiz ses konuşalım. Ama sokaklar konuşmasın. Ama silahlar konuşmasın. Birileri peki Sayın Baydemir, siz bu sertliği sokağa yansımayacağı inancındasınız anladığım kadarıyla. Ben çok teşekkür ediyorum.